Kırmızı ekarta. Bu da öykü karta diyemiyorum. Çünkü öykü şu anda bizimle yok arkadaşlar. Okulda ama almaya gideceğiz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz ki ve dev yeni yıl alışverişine Ikea'ya gidiyoruz. Onun dışında böyle beni aşırı heyecanlandıran şey çok güzel kurabiyeler gelmiş ve kurabiyeden böyle yeni yıla özel... Şunu adı söyle ya. Kurabiyelerden yeni yıla özel böyle ev şeklinde devasa bir pasta yapacağız. Aşırı heyecanlıyım. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Kurabiyeden ev alacağız ilk ya. Şöyle. Yıldızlı var. Aslında fındık sensin de haberim yok işte. Aynen. Şimdi ilk olarak öyküyü almaya gideceğiz arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Öykü şimdi çok özledim. Siz özlediniz bence. Sonrasında öykü ile birlikte Ikea'ya gideceğiz. Ikea'da çok güzel yeni yıla özel böyle bir sürü şeyler gelmiş. Bu arada şu ağacı da değiştirmek istiyorum artık. Gidip bir tane ağaç da bakalım. Ne renk olsun? Ya da şimdi karar vermeyin. Orada ben size göstereyim. Siz onlar arasından seçersiniz. Hadi önce öyküyü almaya. Arkadaşlar Öyküşko geldi okuldan. Şimdi Öykü ile nereye gidiyoruz? Yılbaşı alışverişine gidiyoruz. Bir sürü şey alacağız. Kurabiyeden ev alacağız Öykü. Öykü okuldan çıktığı için yorgun. Büyük ihtimalle yol boyu uyuyacak. Orada görüşürüz. Ikea'ya geldik arkadaşlar. Şimdi yılbaşı süslerinin olduğu yere gideceğiz ve Öykü ne isterse onları alacağız değil mi Öykü? Ne istiyorsun? Oyuncak. Oyuncak mı? Yılbaşına özel oyuncak olursa olur yoksa olmaz. Çünkü bugün yılbaşı alışverişi yapıyoruz. Yılbaşı kurabiyeleri ben alacağız. Ben yılbaşı istemiyorum. Normal oyuncak istiyormuş arkadaşlar ama ben yılbaşı kurabiyesi var diye duydum. Onlardan almak için hevesliyim. Eve gidip yapacağız bu arada. Sakın videoyu ilerletmeyin. O kurabiyeleri evde yapacağız. Biz geliyoruz. Elini tutayım mı? Hoppa yapalım hadi. Ver elini hoppa yapalım. Bir, iki. Hadi elini ver. Hadi hoppa. Hoppa. Tüm merdivenleri hızlı indik. Geldik. Ay çok güzel şeyler var. Yılbaşı ağacı var. Her yer yılbaşına özel süslenmiş. Anne. Biz sepete oturduk arkadaşlar. Hoppa. Nereye gidelim? Öykü şimdi anlatsın bana. Nereye gitmek istiyorsun? Sonra gidelim. Oyuncak. Oyuncak yerine. Hadi oyuncak yerine. Yılbaşı oyuncağı. Yılbaşı oyuncağı istemiyorum. Normal oyuncak istiyoruz. Biz yılbaşı oyuncağı istemiyoruz. Ama bu arada yılbaşı ağacı da bakacağım. Yılbaşı ağacı almayacağım. Biraz daha yaklaşınca alacağım ama. Yılbaşı kutusu. Evet. O kutulardan da alırız. Dur burası mutfak bölümü. Direkt oraya gidelim. Yılbaşı yerine gidelim direkt. Oyuncak. Hadi gel. Arkadaşlar yılbaşı için böyle ayarlanan yere geldik. Ama gelene kadar boş boş birkaç bir şey aldık. Hatta Öykü kalem bile aldı ya. Ama çok güzel değil mi? Rengarenk kalemler. Ben de şöyle bir şey aldım. Aşırı beğendim. Nasıl? Bir tık böyle bir pahalı. Sadece bu 400 TL. Alayım mı almayayım mı? Siz yorumlara yazın. Ben de birazdan karar vereceğim. Neler aldığımıza göre. Yani aldığımız şeylerle bu yakışırsa alacağım. Bakalım neler bulacağız. Çok güzel yılbaşı ağaçları var. Öykü bak kocaman. Aa. Bu ne? Dolap. Dolap bizi ilgilendirmiyor. Bugün yılbaşı alışverişine geldik. Bakar mısınız? Anne büyüyor ağaç. Çok güzel. Biz geçen beyaz almıştık. Hatta benim aldığım bu boy. Bu benim evdekinin aynısı ya da yok. Bunun bir büyüğü benim evdeki. Ben bu sene ya yeşil almak istiyorum ya da pembe varsa ama pembe büyük ihtimalle burada yok. Yurt dışından bulmam lazım bunu. O yüzden sanırım yeşil alacağız. Öykü en dolgun yeşil ağacı alalım mı? Bu sence bu sene küçük, hangi ağacı alalım? Küçük. Bu küçük kalır. Ya bu küçük. Bu çok küçük. Siz yorumlara yazın. Bu mu? Bu da mesela çok az yapraklı. Ben daha dolgun istiyorum. Şu sanki Öykü. 1400 TL'ymiş. 2 metre 10 santim. Anne bence şunu. O çok büyük ya. O ne kadar biliyor musun? 2500 TL. 3 metre arkadaşlar. Bizim evimize fazla büyük olmaz mı bu? Hem de dolgun değil. Bu arada bugün yılbaşı ağacı değil. Yılbaşı kurabiye salmaya geldik. Yılbaşından önce kurabiye yapacağız. Gelin kurabiye. Aa, ne gördün? Bizim süslerimizden. Bak. Ayağın olmuş acaba. Ayağın mı? Aynısı bizde var. Bu sene yine kırmızı almayalım. Beyaz ağacımıza kırmızı süs almıştık zaten. Yılbaşı ağacı yaparken video gelsin mi yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni yılbaşı ağacı yapalım mı? Aa, evdeki beyaz ağacımız mı? Yeşil. Bu arada yeşil süsler daha güzel. Bence yeşil ağaç alıp yeşil, sarı ve şu açık yeşille süsleyebiliriz. Bence bunlar çok tatlı. Şimdi kurabiyelerin olduğu yere artık ben bir gitmek istiyorum. Gerçekten onun için geldim ve çok heyecanlı. Bizde bunlardan vardı. Hangi? Aa, kırmızısı var Öykü bizde. Bak pembesi varmış. Şu var.
mavisi vardı. Bak ya, mavisi de bizde var. Şu. Ama bak bundan bizde yok. Bu sene bunlardan ve şunlardan alırız. Şu çiçek ayarlım. Şunu mu beğendin? Evet, onu ayarlım. Arkadaşlar hangisi güzel? Bu sene hangisiyle çıkacağız? Şimdi mi alalım? Bunlar burada çıkmıyor ama. Böyle paketli var. Paketini bulmamız lazım. Gel bize. Ayarlım, ayarlım. Alalım. Bu top. Onlardan değil ki. Onun paketi hangisi? Mantar şeklinde. Bence bu sene bunlardan alalım. Bu arada yılbaşı için su şu an almayacağım. Öykü oraya koyuyor ama çok güzel şeyler gördüm. 5 minutes later. Arkadaşlar bu ne? Öykü bak. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Kedi şeklinde. Ne kadar? Sadece 3 tanesi. Yani 3 tanesi 350 TL. Vay. Anne vay. O kutu vay. Çok güzel. Yıldızı var. Evet, gidince asacak. Anne! Ne güzel. Ne? Ağaç mı? Ya onu diyor. Bunları mı? Bunlardan bizde vardı küçük küçük süsler. Bu neymiş ya? Aa bak, o elma şeklinde mumu buldum Öykü. Elma şeklinde mum arkadaşlar. Aşırı güzel. Bak elma şeklinde mum. Ayalım mı? Bunu evimize alalım bence. Ayalım. Bak yıldızlara bak Öykü, ışıklara bak. Peki yılbaşı ağacımızı hangi ışıkla süsleyelim? Bak bakalım. Sen seç. Bence şunlar, hediye paketi gibi olanlar. Ya, arkadaşlar çok güzel. Ya. Hangisini ben istiyorsun? Bu... Ev şeklinde olanı mı? Ya hayır. Bunu mu? Şuradaki. Hangisi? Şuradaki. Beyaz mı? Bu mu? Karşı, evet. Bu. Hayır. Bu mu? Evet. Aa, ev şeklinde. Bana kalırsa da ya bu ev ya da bu hediye şeklinde olanlar. Aşırı güzel. Başka ben diğerlerini beğenmedim. Ya bu ya bu. Yılbaşı ağacını alırken onlardan alır. Buz. Aa bakın kar tanesi. Ayalım. 230 TL'miş. Kaç metresin sen? Metresi yazmıyor. Kaç metre oldu yazmıyor. Eğer kısaysa yılbaşı ağacına yetmez ki. Bak bunlar da çok güzel bu arada. Ya bunları nasıl asabilirim ben eve ya? Bunları aşırı beğeniyorum bu arada ama nasıl asabilirim tavanı, onu bilmediğim için almamıştım geçen sene. Yorumlara yazın, bu sene alabiliriz belki. Böyle ne yapalım biliyor musun? Evimizi şimdi bak, yılbaşı ağacımızı yılbaşına yakın. Yani siz eğer isterseniz yeni yıl ağacı alacağım ben. Evde beyaz zaten var ama yeşil almak istiyorum. Bugün ne yapalım biliyor musun? Yılbaşına özel böyle başka süsler. Yılbaşı ağacı dışına süsler. Mesela oyuncak gibi. Hadi gelin. Arkadaşlar sonunda aradığım şeyi buldum. Kapatın gözlerinizi. Hazır mısınız? Bugün Öykü ile birlikte bu evden yapacağız. Yani bu bir kurabiye. Kurabiye ev ve yenebiliyor Öykü bu ev. Hadi o zaman malzemelerini alalım. Sonra eve gidelim ve bu evi yapalım. Şöyle, bundan kaç tane almak gerekiyor acaba bu evi yapmak için? Bunlar kurabiye biliyor musunuz? Kırılırsa üzülürüm. Böyle adam, bir tane bunları alacağız. Adam çok lazım. Çünkü bakın buradaki adamlardan da koymamız lazım. Bu adamdan da alalım. Bir tane de böyle bu adamdan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Başka ne alacağız? Gelin bakalım. Yılbaşı ağacı. Bu adamı Öykü'nün mahfetlerine alacağız. Yılbaşı ağacı. Şöyle. Yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacı şeklinde çikolata. Bakayım ne var içinde. Açma, açman yasaktır ödemeden. Bunun içinde ne var bilmiyorum ama bir tane de bundan almak istiyorum. Sürpriz olsun. İçini açmayalım. Bu bize sürpriz olsun. Bir tane de bundan aldık. İstersen bunun yerine bundan mı alsaydık? Bu arada bunun yapıştırıcısı var. Yapıştırıcısını da almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu evi birbirine yapıştırabilmek için yapıştırıcı ve ama yenilebilen bir yapıştırıcı tabii. Bunun içinde ne var acaba? İçini görmeden alacağız. Sürpriz olacak ya. Ya içinde bir şey yoksa, sadece kutuysa bunlar? Çikolataymış bunlar. Eğer Noel Baba şeklindeyse evimize desen yaparız. Gelin şimdi yapıştırıcı alalım. Noel Baba. Kocaman bir Noel Baba. Çok güzel. Siz yeni yılda neler yapacaksınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Biz ne yapalım onu da yazın. Bir tane de Noel Baba istiyor ki acaba bu ne kadar bu arada? Emin misin? Pahalıdır bak. Hadi. Fiyatı yazmıyor. 159 TL'ymiş bu. Alıyorum. Arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Bir sürü böyle yılbaşına özel kurabiyeden ev yapacağız evde. Hepsini aldık. Tüm malzemeler ne gerekiyorsa şimdi eve gidiyoruz. Öykü işte birazcık dondurma falan, şurada sosislı falan yiyip eve gideceğiz. Sakın videoyu ilerletmeyin, bizi bekleyin. Çok güzel bir ev yapacağız size. Biz eve geldik arkadaşlar, evdeyiz. Malzemelerimizin hepsini getirdik, sizin için önceden hazırladık. Bu böyle yapışkanımız bu arada. Şimdi hazırsanız artık şu ev kurabiyelerimi açmak istiyorum. Yılbaşına özel kurabiye yapacağız ama çok güzel. Sabahtan beri bunun için uğraşıyoruz saatlerce. Siz bu arada 10 dakika falan izlediniz. Saatlerdir yoldayız, saatlerdir trafikteyiz. Anne! Oyuncak anne! Efendim? Başında fındık fıstık varmış. Fındık fıstık varmış. Asıl fındık sensin de haberin yok işte. Hadi o zaman açalım. Hmm.
Sakın kırma, tamam mı? Kırarsan yapamayın. Şimdi başlayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hemen yemek istiyorum. Bu arada böyle renkli yapışkanlar aldım. Sen hangi rengi istersen onunla yapalım. Renkli yapıştırıcılar bunlar. Bir tane seç. Ben de şimdi burada anlatıldığı gibi yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu kartonda nasıl yapıldığı anlatılıyor. Şimdi ben buradan bakara size de öğreterek yapacağım. Birinci parça. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ve bir pencereli olan bir yer varmış. Bir dakika. Aa, buldum. Aa, kırılmış. Bakın. Al şu küçük parçayı. Bak bakalım. İnşallah kurabiyelerin tadı güzeldir. Aa, bakın ne olmuş. Arkadaşlar kırılmış. Nasıl yapacağız? Önce bunları yapıştıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onlarda da yapıştırıcı olsun. Ne olacak? Ben. Sen sık bakalım. Bence Öykü kurabiye yaparsa güzel yapar. Yılbaşında hepinizi bize bekliyoruz arkadaşlar. Birlikte böyle kurabiye yiyelim. Yeni yıl ağacının altına hediyelerimizle falan. Ya bilemedim bu arada gerçekten, şaka maka. Ne yapalım yılbaşında? Takipçilerimizle mi bir şeyler planlasak? Biz evde ailecek mi kutlasak? Bungalovaya mı gitsek? Ne yapsak ya yılbaşında? Sen ne istiyorsun? Yılbaşında ne yapmak istiyorsun? Bungalo ev istemez misin? Yok, evet. Nasıl? Evet. İster misin, istemez misin? Evet. Yeni yılda aslında bungalov gerçekten güzel olurdu ama ben o kadar çok gittik ki bu sene. Ben artık sıkıldım o yüzden. Şimdi bu şekilde burada beklesin. Bu böyle bir yapışsın. Hatta şöyle üstünü de ben birazcık sıkmak istiyorum. Ben. Açılmasın diye. Ben. Sık anneciğim. Ötüşkümün elinden olursa güzel olur. Arkadaşlar şimdi bunu köşeye koyacağım. Bu burada kurusun. Anne. Hayır. Bir dakika. Sen burada kuru. Şimdi bunu da buraya koyalım. O kadar dikkatli davranıyorum ki kırılmasın diye. Çünkü bir parçası kırılınca. Şimdi sayıyı kapatalım. Şimdi ilk önce buna şimdi yapıştıracağız. Kapatalım. Hangisini kırdın? Kırmızı. Kırmızı ile yapıştıracağız. Aa, şunu kapat. Bunu kapatayım. Tamam. Nerede kapağı? Yeter. Şimdi penceremizden bir duvar kenarımızı buraya yapıştıracağız. Nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Yapıştı bile Öykü. Şimdi buraya da sürüp bunu da yapıştıracağız. Buraya da sür. Ben sürebilmiyorum. Sen ve ben. Tamam, beraber yapalım. Okulda öğrenmedin mi sürmeyi? Bu arada Öykü, arkadaşlara söyler misin? Artık kanala abone olup video like atsınlar. 2 milyon olalım. Yılbaşı geliyor. Şurada ne kaldı? Yılbaşına bir aydan az kaldı. Yılbaşı gelmeden 2 milyon olacaktık anne. Herkes kanala abone olsun. Vallahi bir daha video çekmem, kuşlarım giderim mi? Bence güzel oldu, yeter. Bence çok güzel oldu. Şimdi bunu yapıştıracağız. Çok dikkatli davranıyorum. Aşırı güzel oldu. Şimdiden güzel oldu. Bu arada bahçeye de bir şeyler yapalım, tamam mı? Bu Noel babaları falan buralara yapıştıralım. Bakın Noel babalarımız var. Kapatalım. Videoyu ilerletmeyi çok güzel olacak. Arkadaşlar bu sefer yeşille yapıştırmak istedi Öykü. Ben de, bu arada ben bu de, yapıştırıcılar ben yenilebilir yapıştırıcılar. Ona göre evde yaparken sakın normal şeyler kullanmayın. Evimiz işte. Anne, yiyeyim mi bunu? Yiyebilirsin. Bunu yenilebilir yapıştırıcı. Sen onu yerken ben bunu yapıştıracağım. Evimizin dört tarafı da çevrildi arkadaşlar. Şimdi böyle çatılarımızı yapacağız. Bu arada çatılı evlere bayılıyorum. Arkadaşlar burayı da Öykü yeşil yapmak istedi. Ben üstüne biraz daha. Malzemeden kaçmıyoruz bu arada. Yani bir gün inşaat yaparsam bana güvenebilirsiniz. Gözünüzün önünde yapıyorum. Gayet de malzemeden kaçmadan yapıyorum. Bence ev çok güzel olacak. Sence Öykü? Aşırı heyecanlıyım sonu için ya. Şimdi yapıştırıyoruz çatının bir tanesini. Sen de sık. Öykü de sıkmak istiyor. Çünkü bu evde Öykü'nün parmakları alsın. Çatımızın bir tanesi Çeyrek beyaz suya. Kelebekleri en son yapıştıracağız. Bu arada evi daha süsleyeceğiz. Sakın bir yere kaybolmayın. Diğer çatımı alabilir miyim? Şimdi bu çatımızın da buralarına yapıştıracağız. Sonra evimiz tamam. Sonra artık süslemeye geçeceğiz. Bu arada Öykü, baca yapacağız evimize, biliyor musun? Baca mı? Evimize Noel Baba gelip de hediye bırakır mı? Hayır, ellememen lazım. Bu arada Öykü kelebek yapıştırdı. Siz görmüyorsunuz şu anda, bakın. Kelebek yapıştırdı bir tane. Hazır mısınız? Son çatımızı da yapıştırıyorum. Hop. Çok yanlış bir şey oldu. Ya ben buraya sürüyorum, olmuyor. Buraya sürüyorum, olmuyor. Bir türlü denk gelmiyor arkadaşlar. Neyse, daha fazla yapışkan olacak işte. 5 minutes later. Evimiz bitti. Tamam, şu an çatımız, her şeyimiz tamam. Baca yapacağız arkadaşlar. Sonra bu arada pembe pudra şekeri aldık. Pembe tarlar yapacağız. İlk öncelikle bu. Bir de burada kelebeklerimiz var. Ya anne, hadi bu. Hadi bu. Şu pudra şekerini anne, en son dökeceksin. Arkadaşlar ne renkle yapalım? Anne, sarıyla mı, yeşille mi, kırmızıyla mı? Böyle anne, şeritler anne, yapıp oraya kelebekler yapacağız. Anne dur. En sonda kar dökeceğiz. O zaman önce sen renk seç.
Kırmızı mı, yeşil mi, sarı mı? Evimizin... Hepsi. Hepsi. O zaman bir tane kırmızıyla başlıyorum şöyle. Şu çizgilerin üstünden geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biz buralara böyle bir sürü kelebekler yapıştıracağız. Bu arada öyküşümle yaptığımız için birazcık çocuk pastası gibi oldu ama artık yani kusura bakmazsınız. Yine de yersiniz değil mi? Tadı güzel sonuçta. Şekli de güzel. Kelebekli melebekli. Bu arada daha şey de dökeceğiz, pudra şeker. Böyle bir MMS'leri de bu tarafa yapacağız arkadaşlar. MMS'in bu tarafında da böyle şekerler olacak. Hadi gel yapıştır. Bahçeye MMS koyup sonra bu kardan adamları yapıştıracağız. Birazcık yapışkan. Hop. Buna da yapışkan. Bunu da sen bu tarafa yapıştır istersen. Şöyle yapıştır. Sen yapıştır. Şuraya, evin önüne yapıştır ama. Bir dakika. Şuraya yapıştır. Şurada dursun. Bir de sarıyı yapıştıracağız. Buna da. Hop. Yapıştır. Dur. Aa, döktüm. Pudra şekerini döktükten sonra evimiz muhteşem olacak. Hazır mısın? Ben. Ama yavaş döktüm ama her yere sıçramasın. Güzel ama ben görmüyorum. Öbür üstünü de. Bahçeye de. Bahçede bence bir sürü kar olsun. Bahçeyi bembeyaz mı yapsak? Ya ne? Bunu da ben ama bunu. Al bakalım ikinci pudra şekerimiz. Tak. Ya çok güzel oldu bu ev. Ben bu evde yaşarım. Ben bu evde yaşamak istiyorum. Aa, her yer kar oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum yüzüme atıyor. Gayet güzel oldu bence. Şu anda evi ben görmüyorum. Bana sürpriz olacak. Siz görüyorsunuz. Nasıl olduğunu yorumlara yazın. Böyle 3 tane de kardan adamımız var. Ben böyle bir ev isterdim. Hayalde kurduğum ev. Gerçekten yılbaşını böyle bir evde geçirmeyi çok isterdim. Videoyu beğenseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni yılımız şimdiden mutlu, sağlıklı, huzurlu geçsin. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yıldan dileklerinizi yorumların altına yazın. Belki gerçekleşir. Hoşçakalın. Bye.